dayatılacak, duvara dayandırılacağız ama burada çok eleme olacak arkadaşlar. Peki böyle bir şeylerin olacağını, sıkıntılar olacağını Allah bize Kur'an-ı Kerim'de bildirdi mi? Bildirdi. Daha ne bildirsin? Ki bizim ümmete yine acıdı da zayıf olduğumuz için çok ağır imtihanlara tabi etmedi. Bizden evvelkileri çok daha zor imtihanlara tuttu. Ama onlardan maşallah kazananlar oldu. Rabbimiz onları medhediyor. Estaizu billah, bismillah. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ Yoksa siz, sizden önceki geçmiş ümmetlerin başlarına gelen sıkıntılar sizin başınıza gelmedikçe cennete mi gireceğinizi zannettiniz? Ben sizi öyle kolay cennete sokmam. Çünkü cennet çok pahalıdır, çok kıymetlidir. Çünkü sonsuzdur. Ebedi hayat, diz boyu nimet, şu dünyada 5-10 kuruşluk bir lezzete kavuşmak için ne kadar çalışır? 50-60 sene yaşayacak mısın belli değil. İçerisinde bir ev almak için ne kadar çalışır? Peki sonsuz ahiret, ebedi cennet kazanmak için. Böyle kolay mı sanıyorsun? Sizden evvelkilere ne oldu? Geçmiş ümmetlerin başına neler geldi geçti?